Tekrar merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz sorularımıza. Liseler arası basketbol turnuvasında yapılan bir maçta A takımı 27 basket atmış ve maçı 75 sayıyla kazanmıştır. Her atılan basketin 1 sayılık, 2 sayılık ya da 3 sayılık olabileceğini düşünerek A takımının attığı 3 sayılık basket sayısı 1 sayılık basket sayısından en fazla kaç fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar ne diyelim? 1 sayılık, 2 sayılık, 3 sayılık diyelim arkadaşlar. Şimdi ihtimalleri düşüneceğiz arkadaşlar. Mesela 1 sayılık bundan atsa bir tane, bir tane bundan atsa 3 sayı yapar. 72 sayı kalır. 72 bundan da 24 sayı yapar, değil mi? Peki 24, 25, 26 ama neydi? 27 tane basket atılmıştı. Dolayısıyla bu düzenek olmuyor. Normalde bu düzeneğe göre olsaydı 23 derdik cevabı ama arkadaşlar bu düzenek toplam basket sayısına uymuyor. Dolayısıyla farklı bir şey deneyeceğiz. Mesela buradan 3 tane atsa, buradan 24 tane atsa arkadaşlar ne olur? 24, 3 daha bakın 27 toplam basket sayısına uydu. 24 ile 3'ü çarparsak 72 sayı bu getirecek. 3 sayı da buradan gelecek, 75 sayı. Yine sayıya da uydu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 24-3'ten 21 olacak. Yetiştirdiği üzüm ve kayısıları kurutmak için bir düzenek hazırlayan çiftçi Hüseyin, terazinin bir kesesine üzüm ve kayısı, diğer kesesine ise 10 kilogramlık ağırlık koyuyor. Kayısı her günün sonunda güne başladığı ağırlığın 1 bölü 10'unu, üzüm ise 1 bölü 5'ini kaybediyor. Şekil 1'deki terazi şekil 2'deki konuma geldiğinde kurutma işlemi bitiyor. 10 kg kayısı ve 5 kg üzüm kurutmaya başlayan çiftçi Hüseyin en az kaçıncı günün sonunda kurutma işlemini sonlandırıyor? Şimdi arkadaşlar birinci gün 10 kilogram kayısı 5 kilogram üzümle başladık. Şimdi birinci gün kayısı 1 bölü 10'u gidecek ya arkadaşlar, 9 kilogram kalır birinci günün sonunda. Üzüm de 4 kilogram kalır. Şu an birinci gün geçti. İkinci güne gittiğimizde 1 bölü 10'u 0,9'dur. Dolayısıyla 8,1 olur. Bunun 1 bölü 5'i de 0,8'dir. Yani 3,2 olur. Bakın bu ikinci gün geçti. Yalnız topladığımızda 11,3 yapıyor arkadaşlar. Yani hala şekil 2'ye gelmez değil mi? 10 kilogramın altına düşersem şekil 2'ye gelir. Bunun 1 bölü 10'u ne yapar arkadaşlar? 0,8 yapsa ne olur? 3'ten küçük 7,2 küsür gibi bir şey yapacak. Bunun 1 bölü 5'i ne yapar arkadaşlar? 0,64 yapacak. Bu da 2,6'dan daha az, 2,5 küsür yapacak. Topladığımızda arkadaşlar 9,7, yani 10 kilogramın altına düştü. Demek ki 3. günün sonunda şekil 2'ye benzer en az. Devam. Boya ve cilalama bölümlerinin bulunduğu bir kaporta tamir atölyesinde boya bölümünde çalışan bir işçinin saat ücreti 15 TL. Cilalama bölümünde çalışan bir işçinin saat ücreti 16 TL. Bir aracın boya ve cila malzemelerinin toplam maliyeti 200 TL'dir. Boya bölümünde bir işçi bir aracı 8 saatte boyamakta. Cila bölümünde bir işçi bir aracı 3 saatte cilalamaktadır. Buna göre 6 aracın boya ve cila işlemi toplam kaç TL maliyet değerine sahiptir? Şimdi arkadaşlar kaç araç? 6 araç. Her araç için, bakın her araç için 8 saat çalışıyor boya bölümündeki işçi. Dolayısıyla 6 kere 8 48 saat çalışması lazım. Her saat içinde 15 lira mesai ücreti aldığına göre arkadaşlar 240-720 yapar buradan alacağı ücret. Diğer işçi yine 6 araç için her araç için 3 saat çalışacak. 6 kere 3 18. 18 ile de saat ücretine kadar 16 arkadaşlar. Bunu çarparsak da 288 yapacak. Topladığımızda arkadaşlar ne olur? 1008 olur. 1008 olur. Evet, işçilere ödenecek ücret 1008 liraymış. Her araba için maliyet olarak 200 lira maliyet vardı, işte malzeme maliyeti. Bu ne yapacak? 1200 yapacak arkadaşlar. 1200'de de 1008'i toplarsak 2208 olur cevabımız. 4 tane 12. sınıftan 12A, 12C sınıflarında eşit sayıda, 12B ve 12D sınıflarında eşit sayıda öğrenci bulunmaktadır.
Tamam. 12A ve 12B sınıflarında ne tane öğrenci? Ve 12C ve 12D sınıflarına M tane öğrenci katıldığında sınıflardaki öğrenci sayıları tablosundaki gibi oluyor. Buna göre 12D sınıfında son durumda kaç öğrenci vardır? Şimdi arkadaşlar A ve C sınıflarında başlangıçta eşit sayıda öğrenci vardı. Şu A ve C sınıflarına bir işaretleyelim. Diyor ki A ve B sınıflarına N tane. Buraya N tane öğrenci, buraya da N tane öğrenci gelirse C ve D'ye de M tane öğrenci gelirse diyor. Son durumda bu oluyor diyor. Pekala son durumda X öğrenci var. X'ten N'yi çıkartırsam çünkü N tane öğrenci gelmişti. X'ten N'yi çıkartırsam eşit olur. 29'dan M'yi çıkarttığım duruma neden arkadaşlar? Çünkü en başta A ile C sınıflarındaki öğrenci sayıları eşitti. Buradan M'yi buraya X'i de karşıya atarsak M eksi N eşittir. 29 eksi X oldu arkadaşlar. Bu bir. İkincisi B ve D'de de eşit sayıda öğrenci vardı. 21'den N'yi çıkartırsam eşit olur. Eşit olur. X eksi 2'den M'yi çıkardığım duruma. Ben M'yi bu tarafa 21'i de karşıya atarsam yine M eksi N eşittir. X eksi 2 eksi 21. Yani X eksi 23 olur değil mi arkadaşlar? X eksi 23. Güzel. Burası da M eksi N, burası da M eksi N. Dolayısıyla X eksi 23 eşit oldu. 29 eksi X'e. Eksi X'i buraya 23'ü de karşıya atarsam 2X eşittir 52. X eşittir 26 oldu arkadaşlar. Son durumda pardon buna göre 12D sınıfında son durumda kaç öğrenci vardır? Son durum X eksi 2 idi. 26 eksi 2 24 olacak cevabımız. Bir otobüs firması ABCD şehirleri arasındaki yolculuk bilet fiyatlarını motorinin litre fiyatı XTL olmak üzere aşağıdaki tabloda olduğu gibi belirlemiştir. Murat Bey önce C şehrinden B'ye, sonra B şehrinden A'ya, sonra da D şehrine gitmiştir. Murat Bey yolculuklar için toplam 185 TL ödediğine göre B ile D arası yolculuğun fiyatı kaç TL'dir diyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar C'den B'ye gidiyordu bak. C'den B'ye gitmek için 10x artı 10 lira ödemesi lazım. Tamam. Sonra B'den A'ya bak. B'den A'ya bakıyoruz. 10x. Yani 10x TL ödeyecek. Güzel. Sonra D'ye. A'dan da D'ye bak. A'dan D'ye. Ne kadar? 10x artı 25 artı 10x artı 25. Bu durumda toplam ne kadar ödemiş? 185 TL ödemiş. 10x, 20x, 30x. 30x artı 10, 25 de bu 35. Eşittir 185 mi yapacak arkadaşlar? Attık karşıya 35'i. 30x eşittir 150 olacak. X eşittir 5 olacak. Bize ne diyordu? B ile D arası yolculuğun fiyatı. B ile D'ye hemen bakalım bakın. B ile D yani 10x artı 20. 10 çarpı x artı 20. X de 5'ti. 10 kere 5 50 artı 20 70 olacak cevabımız. YGS'ye hazırlanan Buse, geçen ay etütler dahil 140 saat derse girdim. Zorunlu derslerim etütlerden 98 saat fazladır demiştir. Buna göre Buse kaç saat etüde girmiştir? Şimdi arkadaşlar ne diyor? Bak şuradaki cümle önemli. Zorunlu derslerim etütlerden 98 saat fazla. Yani etütleri A saat ise zorunlu dersleri A artı 98 saatmiş. Etütlerle zorunlu derslerin toplamı da 140 saat demişti. Ne oldu? 2A artı 98 eşittir 140. 2A eşittir 42 olur. A eşittir 21 bulunur arkadaşlar. Geçebilirsek evet. Bir otoparkta araçların her birine numaralı bir bilet verilmektedir. Her gün otoparkın açılışından itibaren birden başlayarak otomobillere tek numara, diğer araçlara ikiden başlayarak çift numaralı biletler verilmektedir. Otomobillere verilen en son numara 143'tür. Otomobillerin bilet sayısı diğer araçların bilet sayısının 4 katıdır. Şimdi arkadaşlar otomobillere 1, 3, 5,
7 nokta 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 143 numaraları veriliyor. Pekala, otomobiller kaç tane? Hemen nereden buluyoruz arkadaşlar? Terim sayısı eşittir 143 eksi 1 bölü 2 artı 1. Ne yapar? 142 bölersek 2'ye 71 artı 1'den eşittir 72 olur cevabımız. Şimdi 72 neyin 4 katıdır arkadaşlar? 4x eşittir 72 dersek x eşittir 18 çıkacak. Yani otomobil dışında işte artık otobüs şu bu neyse 18 tane bilet kesilmiş. Bilet numaraları çifter çifter gidiyor. 2, 4, 6, 8 diye. Dolayısıyla 18 çarpı 2 eşittir son araca 36 numarası verilmiştir. Yukarıdaki tabloda bir mantı imalathanesinde çalışan Hatice, Fatma, Ayşe isimli çalışanların yaptığı mantıların ağırlığı ve yaptıkları paket sayıları gösterilmiştir. Örnek olarak Hatice mantı yaptığında 1 saat çalışarak 4 kilogram mantı üretmekte. Paketleme yaptığında ise 1 saat çalışarak 12 paket mantı paketlemektedir. Buna göre 3 çalışan 48 paket mantıyı yapmak için harcadıkları zamanlar arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Aşağıya da belirtmiş, 1 paket mantı 1 kilogramdır. Pekala, 48 paket mantı için 48 kilogram olması lazım değil mi? Şimdi 1 saatte 4 kilogram yapıyorsa 48 kilogram için arkadaşlar 12 saat çalışması lazım Hatice'nin. Tamam. 1 saatte 12 paket yapıyorsa 48 için 4 saat çalışması lazım. 48 paket için 4 saat çalışması lazım. Bak. 48 kilogram için 12 saat çalıştı. 48 paket için de 4 saat çalıştı. Toplamda Hatice 16 saat çalıştı. Hemen şuraya Hatice'yi yazalım 16 diye. Güzel. Sonra Fatma'ya geldik. Fatma 1 saatte 6 kilogram ile üretiyor. 48 kilogram için dolayısıyla 8 saat çalışması lazım değil mi arkadaşlar? Tamam. 8 paket üretiyormuş 1 saatte. 48 paket için de 6 saat çalışması lazım. 6 kere 8 48. 8 artı 6 14 olur arkadaşlar. Ayşe'ye bakalım. Ayşe'nin 48 kilogram mantı için 16 saat çalışması lazım. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, her saat 16 paket yapıyormuş. 48 paket içinde 3 saat çalışması lazım. Bu da 2. 16, 3 daha 19 yapar arkadaşlar. Şimdi bunlardan en büyüğü hangisi? Ayşe. Saat olarak en uzun süre Ayşe çalışır. TA büyüktür. Evet, A şıkkı, B şıkkı, ikisi de olabilir. Sonra Hatice olacak. Sırada Hatice var. Evet, bu gitti. İşte cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Haftanın her günü 30 kişiden en az birinin doğum günüdür. Buna göre aynı günde doğan en çok kaç kişi vardır? Şimdi arkadaşlar, haftanın günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar değil mi arkadaşlar? Şimdi diyor ki bak, aynı günde doğan en çok kaç kişi vardır? Şimdi adamlar ayrı ayrı, bu biri bugün doğsun, biri salı günü, biri çarşamba günü, biri perşembe günü, biri cuma günü, biri cumartesi günü. Geri kalan bak 20 işte 6 oldu. Geri kalan 24 kişi arkadaşlar pazar günü doğsa en çok 24 kişi aynı gün doğar. Burada şart önemli bak, en az birinin doğum günü diyor, her gün, haftanın her günü en az birinin doğum günü. Bu şartı sağladıktan sonra en fazlayı birine verdik. Evet, devam. Bir kitapçı enleri 5 santim olan özdeş kitapları aşağıdaki kitaplığa yerleştiriyor. Kitaplıkta bulunan her bir rafın uzunluğu 150 santimdir. Kitapçı kitaplığın en üst rafına 5, altındakine 6, onun altındakine 7 yerleştiriyor ve bu biçimde devam ederek daha sonra gelen her bir raf için kitap sayısını 1 artırıyor. En son rafta kitaplar arasında boşluk kalmayacak biçimde rafın tamamına kitap yerleştiriliyor ve kitaplık tamamlanıyor. Buna göre kitaplığa toplam kaç kitap yerleştirilmiştir? Şimdi arkadaşlar, 5 santim değil mi bu? Rafın genişliği de 150 idi. Dolayısıyla burada kaç tane var? 30 tane kitap var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane. Burada 6 tane. 5, 6, 7, nokta 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 30. Bizden neyi istiyor? 5 artı, 6 artı, 7 artı, nokta 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 30. Bunun sonucunu istiyor arkadaşlar. Nasıl buluruz? 30 çarpı 31 bölü 2
deriz. Önce bir izah edelim de şimdi kafanız karışmasın. Şimdi arkadaşlar bu şuna benziyor. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 30 olsaydı, bak böyle olsaydı direkt 30 çarpı 31 bölü 2 diyecektik değil mi? Ama arkadaşlar burada ne yok? 1 artı 2 artı 3 artı 4 yok değil mi? O zaman ben bu sonuçtan şurayı çıkardığımda sonucu bulurum arkadaşlar. Dolayısıyla buradan şunlar sadeleşirse 15, 31 çarpı 15, 450, 465 yapar. Bundan da 10 çıkardığımda 455 olur cevabımız. Çünkü 1, 2, 3, 4 toplamı 10'dur. Çıkardığımda 455 oldu. Tamam, belki bu yöntem kafanızı karıştırmıştır arkadaşlar. Hani bu yöntem, ama temel kavramları bak çok iyi öğrenmeniz lazımdı zaten. Oraya bir şerh koyalım. Ondan sonra şunu yapalım. Normalde bir formülümüz vardı. İşte terim sayısı çarpı terimler ortalaması değil mi? Pekala, terim sayısı çarpı terimler ortalaması formülümüz. Son terim işte neydi? 5 artı 6 artı nokta 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 30. Son terim 30. Eksi ilk terim 5 bölü artış miktarı 1 artı 1 çarpı son terim 30, ilk terim 5 bölü 2 değil mi arkadaşlar? Ne olur? 30, 25, bir daha 26. 26 çarpı 35 bölü 2. Bunu buna bölersek 13 yapar. Yani 35 çarpı 13 olacak arkadaşlar. 3 ile çarptığımızda 105, 1 ile çarptığımızda 35. Ne oldu? 455 oldu. Bakın aynı sonucu bulduk arkadaşlar. Ama benim tercihim ilk yöntem daha hızlı olur. Evet, devam. Bir kesrin payına paydası eklendiğinde değeri paydasına payının 2 katı eklendiğinde elde edilen değerin 6 katı olduğuna göre bu kesrin değerinin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Bizim kesrimiz arkadaşlar A bölü B olsun. Bu kesrin payına paydası eklendiğinde, yani payına B'yi eklediğimde değeri paydasına payının 2 katı, bak A bölü B idi, paydasına yani B'ye payının 2 katı, yani 2A eklediğimde oluşan değerin 6 katına eşit oluyormuş. Çarpı 6, bunlar birbirine eşit oluyormuş değil mi arkadaşlar? Şunu şuraya güzel bir şekilde yazalım bak. Ne olur? A artı B bölü B eşittir 6A bölü 2A artı B olur arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaparsak şurayı silelim. Burayla işimiz kalmadı. Ne olur arkadaşlar? 2A kare, 2A kare artı AB artı 2AB artı B kare eşittir 6AB oldu arkadaşlar. 6AB'yi buraya atarsak 2A kare 3A kareden 6A, pardon, 3AB'den 6AB'ye çıkartırsak eksi 3AB artı B kare kaldı değil mi arkadaşlar? Buradan 2A'ya A, buradan da eksi B'ye eksi B diye ayırırsak çaprazlama çarptığımda ortayı veriyor. Dolayısıyla 2A eksi B çarpı A eksi B eşittir 0. Buradan arkadaşlar A eşittir B çıkar. Bizim kestrimiz A bölü B idi ya arkadaşlar. Kestrin değeri 1 çıkar. Buraya göre de arkadaşlar B eşittir 2A çıkar. Çünkü 0'a eşitleyeceğiz ya biz bunları. Hani 2A eksi B eşittir 0 diyoruz. Attık karşıya. 2A eşittir B oldu bakın. Yani buraya göre de B eşittir 2A çıkıyor. B A bölü B idi. A bölü 2A, o da eşittir 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. 1 ile 1 bölü 2'yi toplayacağız şimdi. 1 bölü 2 artı 1 eşittir 3 bölü 2 olur cevabımız. Umut bir bilet kuyruğunda baştan n eksi 1. sırada, sondan 2n eksi 3. sıradadır. Kuyrukta 52 kişi olduğuna göre Umut baştan kaçıncı sıradadır? Şimdi arkadaşlar baştan n eksi 1. sıradaymış. Şöyle burada Umut olsun, tamam mı? Umut. Umut. Baştan n eksi 1. sıradaysa Umut'tan önce n eksi 2 tane kişi vardır. Çünkü Umut'la beraber mesela siz 9.'ysanız sizden önce 8 kişi vardır. Yani sizin sıra numaranızın bir eksiği kadar. Sondan da diyor 2 n eksi 3. Demek ki Umut'tan sonra
2N-4 kişi var. Toplam sıradaki kişi sayısı 52. Yani N-2, bak burada N-2 kişi vardı. Sonda 2N-4 kişi var. Artı 1 de Umut eşittir 52'ymiş. N, 2N de bu 3N. Buradan -6 -5, evet. 3N-5 eşittir 52. Attık karşıya, 3N eşittir 57. N eşittir 19 olur. Umut baştan kaçıncı diyordu? Umut baştan N-1'inciydi. Yani 19-1 eşittir 18 olur cevabımız. Devam. 100 soruluk bir sınavda tüm soruları yanıtlayan bir öğrenci 220 puan almıştır. Doğru sorular için 5 puan verilmekte, yanlış yapılan her soru için 2 puan silinmektedir. Buna göre bu öğrenci kaç soruyu doğru yanıtlamıştır? Şimdi arkadaşlar, doğru sayısı, yanlış sayısı. Yanlış sayısı x olsun, doğru sayısı dolayısıyla 100-x olur. Doğru yaptığı her soru için 5 puan aldığına göre toplamda doğrular için bu kadar puan alır. Ama yanlışları için 2 puan silindiğine göre dolayısıyla -2x dediğimizde, hani 2 katı, hani 2x kadar puanı siliniyor ya, silindiği için eksi deriz. Dolayısıyla ne oldu? 500 içeriye dağıtıyoruz. -5x - -2x eşittir 220'ymiş arkadaşlar. Bu -7x'i karşıya atarsak +7x diye geçti. 220'yi de buraya atarsak 500 - 220 oldu. E ne olur bu? 280 - 7x. X eşittir 40 oldu arkadaşlar. Yani 40 soruya yanlış cevap vermiş. Dolayısıyla 60 soruya doğru cevap vermiş olur. Murat ağırlığını ayın başında ve sonunda ölçüyor. Ay sonundaki ölçümleri ağırlığının ayın başındaki ölçüme göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Tamam. Murat'ın Mart ayının sonunda ağırlığı 86 kilogram olduğuna göre Nisan-Ağustos olmak üzere 5 aylık ortalama ağırlığı kaç kilogramdır? Şimdi arkadaşlar, Mart ayının sonunda 86 idi. Nisan'da ne olmuş? 2 kilogram vermiş. Dolayısıyla 86'dan 2 çıkartırsak 84 olacak. Mayıs'ta da 4 kilogram vermiş. 4 kilogram daha çıkartacağız, 80 olacak. Haziran'da 6 kilogram almış. Bak, Mayıs'ın sonunda 80'e düşmüştü. 6 kilogram alırsa 86 kilogram olur. Temmuz'da 2 kilogram daha almış. 86'ya 2 eklersek 88 olur. Ağustos'ta 2 kilogram daha almış. 90 olur. Bunları topladığımızda arkadaşlar ne yapar? 90, 170, 170 de bu 340, 88 daha 428. Kaç ay? 5 ay var. 5'e bölersek arkadaşlar 85,6 olur cevabımız. İşlem hızları farklı A ve B bilgisayarlarına farklı iki program aynı anda yüklenmeye başlıyor. A bilgisayarı 1 saniyede 2 MB, B bilgisayarı 1 saniyede 3 MB yükleme tamamlayabilmektedir. Yükleme yapabilmektedir. A bilgisayarının yükleme ekranında kalan megabayt, B bilgisayarının yükleme ekranında ise yüklenen megabayt miktarını göstermektedir. İki ekrana aynı anda bakıldığında A bilgisayarının ekranında yüklemenin tamamlanmasına 60 MB kaldığı. Tamam, A bilgisayarında yüklemenin tamamlanmasına 60 MB kalmış. B bilgisayarının ekranında 132 MB yükleme yapıldığı gözlenmektedir. Bu iki programın yüklenmesi aynı anda tamamlandığına göre yüklenen programlar toplam kaç MB'tır? Şimdi arkadaşlar, bu soruda söylenen bütün kelimelerin önemi var. Bak, önce şu an hangisi A bilgisayarı, hangisi B bilgisayarı bilmiyoruz. Ama bakın şurada ne diyor? A bilgisayarının yükleme ekranında kalan megabaytı gösteriyor. Demek ki bu bilgisayar A bilgisayarı, bu bilgisayar da B bilgisayarıymış. Sonra şimdi arkadaşlar, bu bak ne diyordu? Bu bilgisayar saniyede 3 megabayt yükleme yapabiliyor. Pekala, buraya kadar yükleme yapmış. Ne kadar saniye geçti onu bulalım. Bakın ne diyordu? Aynı anda yüklemeye başlıyorlar. Bir, onu unutmayalım. Aynı anda başladılarsa bu süre geçene kadar bu bilgisayar ne kadar yükleme yapacak, ona bir bakalım. Bak, 132 MB'ı 132'yi 3'e bölüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar
44 olur. Yani 44 saniye geçmiş. 44 saniyede A bilgisayarı her saniye 2 MB yüklediğine göre 88 MB yükler. Hala da 60 MB var. Dolayısıyla demek ki A bilgisayarına yüklenen program 148 MB'mış. Kaldı B bilgisayarı. Şimdi arkadaşlar kalan 60 MB diyor. 60 MB'ı B bilgisayarı 60 bölü 2'den 30 saniyede yükler. 30 saniyede bu bilgisayar 30 çarpı 3'ten 90 MB'lık veri yükler. 132 vardı. 90 da buradan 222 MB olur arkadaşlar. Yüklenen programlar toplam kaç MB diyor? Öbürü de 148'di. 0, 7, 3. 370 MB olur arkadaşlar.